Bugün Sakarya'dayız. Selam abi. Tamam. Selam abi, orayı tamam, da çekeyim. Tamam. O siyah kurdun videosunu çekmeye geldik. Hepinizin beklediği an geldi inşallah. Foto kapanı kuracağız. Gelecek. Selam abi. Sen şova başlamışsın abi ya. Ne bu? Bu bizim tenekede tavuk. Tenekede tavuk pişiriyoruz bugün. Necmi abi biraz daha katla. Evet. Tenekeye etmedi. Sen bunu folyoya mı sardın? Evet. Aynen. Bütün tavuğu bu şekilde folyoya sardık. Hı. Böyle kızartıyoruz. Bu şekilde. Bunu... Az daha isteyecek. Gece. Selam abi, buraya şahane bir ortam yapmış. Çadırımız var. Etrafı da evet, size şöyle evet, göstereyim. Burası çok güzel bir yer ya. Sanki Avatar filminden çıkmışçasına şahane bir yer. Vallahi çok güzel bir yer. Karaçaydanlık'ta çayımız. Evet, evet. Değil mi? Evet. Karaçaydanlık'ta. Aynen öyle. Çok güzel olur, çok biz güzel. Şimdi abi. Şuradan alsana selamı, şu koca ağaca. Hemen. Onları azarlarım. Ne yapıyorsun? Selam abi. Efendim. YouTube'da bir video var. Adam böyle kuzu gömüyor. Anladım, ben gördüm. Teneke. Kuzuyu bir çıkartıyorlar. Kuzu yok olmuş. Ona benzemesin abi. Bunun dakikası var. Biz bu işin tecrübesindeyiz evelallah. Biliyorum bu işi. İlk defa yapmıyoruz biz bu işi. Yazın gelmeyi düşünüyorduk buraya. Bu doğal ortamı biz burada korumak için var ya, ne canla başla mücadele veriyoruz. İnsanlara bu ağaçları kestirmemeye evet, çalışıyoruz. Bak şu yaktığımız odunlar bile evden getirdim. Yani bunları bile bu ağaçlardan kesip almıyoruz. Böyle bir korumaya çalışıyoruz buraların doğal şeyini kaybetmesin diye. Bu ağaçlar kaç senelik abim? Çok bunların ilginç tarihini, bir... Tarihini bilen yok. Benim dedem bile bilmiyordu bunların tarihini. Yani çok eski tarih. Belki de 200 yıllık ağaçtır bunlar. Ne? Devam. Cinsi ne bunun? Bunlar diş budak ağacı diyorlar bunlara. Diş budak ağacı. Aha, diş budak ağacı. Çok eski tarihi bir orman burası işte. Tarihi bir orman artık. Yani bunun tarihini de bilen yok. Aha, emmim de gelmiş. Vay vay vay. Senin aslan parçaları, kurt boğanlar. Gel, gel yanıma gel. Gel yanıma gel. Korkma. Emmi nasılsın? İyi Allah'a şükür, devam ediyoruz. Kolay gelsin, Allah kolaylık versin. Seninki şimdi buradan atlayacak mı? Geçecek yer bulur, telin altında. Ben bunların da ayağı biraz topallamaya başladı zaten. Ne demek ya? Şey yapacak, ayağının altını sevinmiyorum. Ağzında da bir şey var. Evet, ağzında bir şey var, gidiyor. Başta da söylediğim gibi bugün foto kapanı kurmaya gideceğiz. İnşallah güzel görüntüler çekeceğiz. Ben umutluyum. Selam abi de umutlu. Ne kadar kalacak abi burada? Bir haftadan fazla kalır herhalde. 10 gün gibi kalır. Evet, 10 gün gibi kalır. Bir bakalım, inşallah güzel şeyler çekeceğiz. Buranın doğasına hayran kaldım gerçekten. Selam abi de ağaçların yaşlarını o bile bilmiyor. Selam abi, sen kaç yaşındasın? Yaşım 50. Bu ne kadar pişecek? Kaç saat böyle? Yarım saat. Yarım saat. Yarım saat hazır olur diyorsun. Aynen. 40 dakika falan. 40 dakika, yarım saat. Ondan sonra kapanı kurmaya gidiyoruz. Çayımız da olmuş ha. Tamam. Çayımız da olmuş. Ulan kardeşim, ben seni ayının bol olduğu yere götüreyim. Neresi abi orası? Ali Fuat Paşa, Geyve bölgesi. O bölgelerde benim arkadaşlarım var. Bunların orada bahçelerinde kirazları, fındıkları, ayılar parçalıyorlar dallarını. Onun için her dala bir tane ufak teneke bağlıyorlar. Tenekelerin içine küçük küçük taşlar koyuyorlar.
Ayı geldiği zaman gece dalları kırarken o tenekelerde tangır tangır ses yaptığı zaman korkup kaçıyor. Her kulübe, bahçeye bir kulübe koymuşlar. Köpeklere bağlarlar, orada kulübelerini gece meyve zamanı beklerler. Kiraz zamanı, fındık zamanları orada kulübelerini bekliyorlar hepsi. Yani bunlar kurtaramıyorlar orada. Çok müthiş derecede ayı var orada. Artı kurt da çok o bölgede. Allah Allah. Yani domuza ava diye çıktıklarında bir yıl, bundan 2-3 yıl öncesi bir senesi böyle ava çıktıklarında 16 tane köpeğini o sene tamamen bitirdik dedi, köpekleri dedi. Ne diyorsun sen? 16 tane köpeği yemişler. Evet. Kurtlar parçaladı köpekleri diyor. Yani domuza gittikleri zaman kurtların parçaladığını söylüyordu o arkadaş. Ben seni oraya da götüreyim. O arkadaşla da tanıştırırım. Tavşan kanı, tavşan. Gerçekten çok güzel olmuş. Elinize evet. Sağlık. Çok güzel. Bu işin erbabı Necmi abi. çay ustası odur. Necmi abi, senin meslek neydi? Her türlü meslek var bizim. Necmi abi, maceracı. Bala, ava. Bu tarz şeylere çok meraklıdır. Doğa sever. Doğa severdir. Evet. Balığa çok gider. Böyle piknik havasını çok sever. O tür şeylere böyle meraklı. Necmi abi, evet. Genelde sazan falan mı tutuyorsun? Evet, ne? Sazan tutarım. Barajlara gideriz. Sazan tutarız. Çok balıkçılık yaparız. Turna çıkıyor mu buralarda? Burada yok. Burada turna olmaz bizim. Başka barajlarda olur turna. Namazgah barajı falan var bu yanlarda. Bu Sakarya Nehri'nde yayın da vardı. Yayın vardı, eskiden çok vardı. Şimdi nehri çok berbat ettiler. Gördüm, onun kazmışlar için, yine şu köprüden geçerken. Çok berbat akıyor nehirler. Hala kurtaramadılar nehirleri. Çok pislik akıyor. Balık çok ölümleri oldu. Çok ölüyor balıklar. Bildiğin gibi değil. Ne balıklar ölüyor bir görsen. Yayın zaten kalmamak üzere gibi bir şey yani. Öldürdüler hep yayını. Oradaki zevki bir göreceksin. Yani bu ortam, daha bir bambaşka ortamlar oluyor orada barajlarda. Arkadaşlarla gidiyoruz oraya, sazan balığına. Çay, kara çaydanlıkla demlediğim vakit tam güzel oluyor. Kara çaydanlık şeyi. Aynen öyle, doğru söylüyorsun. Doğal ateş. Evet, doğal ateş. Doğal odunda pişmiş ateş. Ateşte pişmiş çay bu ya. Gayet güzel. Sen ne diyorsun ya? Eskiden bizim, hatırlıyorsan, dedemin sağlığında bizim eski kahve vardı. Ya bilmiyorum orta kahve. Ya. Orada dedem babamlara böyle her sene bir dünya odun böyle parçalattırıp o kahvenin bir kenarında kömürde. Oraya şey yaptırıyordu. Kömürde içinde. Çay yaptırıyordular eski yaşlı dedeler. Evet. Kömürün üzerine, korun üzerine böyle bu ateş, odun ateşinin üzerine, korun üzerine koyarlar, çayı orada demlerlerdi. Kahveyi orada yaparlardı. Onun zevki zaten orada. Yani kömürün yaşlılar, üstünde olan çay. O zaman yaşlı dedeler, ben çocuktum, ben giderdim ya. Onların yanına. Evet, evet. Kor üzerinde çok kahve. Güzel. Kor üzerinde çay. Onunla şöyle güzel yavaş yavaş şöyle aç. Çok da fazla dağıtma. Tamam. Haydi bismillah. Aynen öyle. Bismillah. Aç aç aç. Aç o şekilde aç. İsterse kürekle şey yapayım. Yok gerek yok. Gerek yok. Ben yani yıkılırsa mı kısırsa ateşin içine dünkü etmesin yok, diye şey diyorum da. Kürleri. Tamam. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Vay 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 vay. Bakalım ya. Gözüküyor buradan, gözüküyor içerisi. Onu yavaş al da. Bir dakika. Tabağı dur, tabağın içine al. İçerisi güzel bir şekilde kızarmış abi. Sen hiç tepiştirme. Necmi abi. Bunu ben boşuna mı aldım yanıma ya? İyi sık, iyi sık. Şey etmesin. Sen hiç şey yapma. Hay maşallah. Bunun şeyi bu. Evet. Arkadaşlar. Selam dur. Şimdi Necmi abi. Şu folyeyi güzelce alalım. Hemen bu tabağın içine ben yatırayım. Şu şeyi çıkartalım. Aynen öyle. Şu folyeyi sen şimdi yavaş yavaş elini yakma. Dikkat et.
Selam, sıkı tut. Tamam ben tutuyorum, sen şey yapma, buradan kaçmaz o. Şunlar da. Yanmış mı? Bak bakayım bir tane. Yok abi, ya. Fıstık gibi olmuş. Şimdi bir de folyonun içerisinde ya, aynen. Onun buharıyla da pişmiş. Aynen. 10 numara. 10 numara olmuş. Dur, ne iş var? Lan kardeş. Burayı niye kazıyorsun abi? Patatesleri gömeceğim buraya. Patates mi gömeceğiz bir de? Aynen. Şuraya beriye alsana topuzları. Kas, patates gömülecek kadar al. Yok, biraz da kor koyacağız ya altına da. Şunları da ne yapalım? Tamam mıyız abi? Şimdi o... Kursun orada. Şu kemerde onların ateşi hafif biliyorum. Onların ateşi hafif. Aynen. Yakmasın. Değilim ya. Şöyle de. Selam abiyle Necmi abi, akşam bize bir de balık ızgara yapacaklar. Izgara değil. Izgara ne? Şiş mi? Şişe koyacağız, korun üzerinde balık pişireceğiz. Burada. Balığın şeyi neydi, cinsi neydi abi? Kum balığı dediğimiz Sakarya balığı. Kum balığı. Bizim burada kum balığı diyorlar ona. Ben pek bilmiyorum onu. Sakarya balığı. Hiç şey yapmadım. Genelde böyle nasıl diyeyim, 500 gram 1 kilo arası. Bıyıklı diye getir onu. Burada bıyıklı balık derler ona. He. Şimdi bu aylarda genelde o çok çıkıyor. Biraz da mevsimsel olarak bu aylarda, yani kış sezonlarına yakın o balık daha lezzetli olur. Devam edelim. Yavaş yavaş gidelim. Hadi bismillah. İnşallah hayırlısıyla istediğimiz bir şeyi buluruz senin kardeşim. İnşallah abim. Gençler, videoyu izleyen arkadaşlar, doğa muhteşem. Siz de dua edin. Kısmetimize inşallah bir şeyler çıksın. İnşallah. Ağaçların ismi ne demiştin abi? Diş budak ağacı. Meyvesi falan olmuyor. Yok, meyvesi olmaz. Yazın bunlar yapraklandığı zaman tamamen burası güneş almayan bir bölge olur. Ama şöyle diyeyim sana, hepsi böyle ovuklu. Yani üzerinden evet, çok yaşlı oldukları belli. Tabii iç kısımları artık başlamış yavaş yavaş çürümeye. En son neredekini, bizim videosunu çektiğimiz hayvana mı saldırmıştı? Yok. En son oraya saldırmıştı. Bir duralım abi, burada bir anlatalım. Orada en son videosunu çektiğimiz o hayvana saldırmıştı. Dur. Ondan önce de yaklaşık 15 gün öncesinde de burada bir hayvana saldırmıştı. Şimdi oradan giriş noktasını bulmaya gidiyoruz. Nasip olursa oradan muhtemelen giriş noktaları o bölgelerden geliyor bu hayvanlara. Oraya da fotoğraf. Buradan zaten şu tepenin ardından ta böyle şuralara kadar orman uzanıyor. Evet. Yani burada çok büyük bir orman vardı. Genelde buralarda. Genelde içi kızıl mı oluyor?
O bayır kısımlarında onlardan olur. Bak bu kulübenin hayvanlarını yemişti burada bir tane. O en son baktığımızdan bir önce. Bir önce burada yemişti şu köşede. Burada. Bir hayvan parçalamıştı. Kaç gün önce? Yaklaşık ondan 20 gün bir ay öncesi işte. Bundan sonra oraya o gitti. Orada hayvan parçaladı. Burası ormanın başlangıç noktaları. Başlangıç noktalarından. Bundan sonra başlıyor ağaçlıklar. Aynen. Şimdi Sinan kardeş, o bundan önceki hayvanı şu tepenin arkasında. Ondan önce de şurada tam şu köşede bir hayvanımızı parçalamıştı. Hemen burada. Hemen burada parçalamıştı. Yani muhtemelen giriş bölgesi ormandan bu şekilde geliyor. Buradan çıkış yapıyor veya bu bölgelere geliyor. Yani hayvanların da genelde bu bölgelerde gece hayvanları bu bölgelerde bıraktıkları için burada. Buradan çalışıyor muhtemelen öyle. Şu bölgelerde şimdi bir iz takibi yapalım. Arka kısmı zaten devamlı bir daha çalılık kısımları başlıyor. İçerilere doğru da daha da büyük sık çalılıktır. Yani oralarda insan gezmesi bile çok zordur bazı bölgelerde. Yani muhtemelen oralarda bunlar yataklanıyorlar herhalde. Öyle tahminen gözüküyor. Oradan o bölgeden buraya çıkıyorlar. Şimdi burada bir iz takibi yapalım. Ne abi o? İz var orada da. O büyük ihtimal köpek izidir ya. Köpek izine de benziyor. Biraz. Köpek izidir o. Evet. Benziyor köpek izine o. Şurada hayvanlar var ya. Büyük ihtimal. Onlar... Ha o hayvanlar mı? Onlar şimdi mesela o hayvanlar akşam oldu mu evine götürüyorlar. Hı hı. Yok burada köpekler dolanmıştır burada. Köpek izidir büyük ihtimalle. Onların köpekleri pek yok da. Koyunlar buradan geçmiyor. Burada diğer bir arkadaş var arka kısma gidiyor. O şuradan şöyle getirir koyunları buradan çıkartıyor ama bu bölgelere pek gelmez o koyunlarla. Koyunları daha ileride. Şeye bakalım abi. Şu geçiş noktalarına bak. Şurası orası. Bir dön bana abi. Senin tavsiyen ne şimdi Selam abi? Nereye bırakalım? Şimdi... Burası komple şimdi böyle. Ormanlık bil anladığım kadarıyla. Burası nerelere kadar gidiyor? Kaç kilometre ya? Yaklaşık 6-7 kilometre gibi tamamlar burada. 6-7 kilometre? İçeriye. İçeriye doğru gidiyor. İleride daha da büyük sık böyle çallıktır. Yani insan bile zor yürüyor oralarda o bölgelerde yani. O derecede bir sık çallık var. Sık bir orman. Bu ağaçlar ne ağacı abi? Bunlar da diş budak. Bunlar da mı diş budak? Oradaki ağaçların şeyi, gençleri. Ha, evet, burası fidanlama yapıldı. Fidan 1982 yılında yapılan bir fidanlama arazisi. Burada da çok büyük böyle onlar gibi yaşlı devasa diş budaklar vardı. Onları temizledi devlet. Buraya fidanlama yaptı tekrar. 1982'de fidanlama yapıldı. Hatta geçen yıl seyreltme yapıldı. Bir sıra alındı, bir sıra bırakıldı. Bir sıra alındı, bir sıra bırakıldı. Bak bu ortalardaki biraz sıralar kesildi. İşte bu köpek değil bak. Bu iz. Aynen öyle abi. Köpek, köpek değil. Bu orman içine giriş izi bu. Orman kısmına geçiş izi. Yani abi bu köpek. Bu bölgelerden çalışmış demek. Şimdi ben net olarak bir şey söyleyemeyeceğim ama muhtemelen de benziyor. Kurdan mı benziyor diyorsun? Evet. Gece mi geçmiş? Gece geçmiş. Dönüş yapmış yani muhtemelen buradan geriye dönüş yapmış. Bu bölgeden çalışmış, böyle gelmiş. Ama çok büyük bir şey değil ama o. Şu i̇zine bakılırsa. Yani, izine bakılırsa çok fazla büyük bir şey değil bu. Çimenlik olmasa daha rahat böyle birkaç iz daha görebilirdik ama. Evet. Çimenden pek de şey yapmıyor. Ama bu... Bu alanda bir çalışma yapılan abi. Burası harbiden tam giriş noktası şurası. Evet. Ta şu ileride bir şeyler var. Acaba ne onlar? Şey, orman işletmesi orada bir deneme yaptı. Geçen yıl itibariyle yaptı onları. Bu tırtıllar çok müthiş derecede bu ormana zarar veriyor. Tırtıl, bildiğimiz evet. Tırtıl. Bu ağaçları tamamen yapraklarını bitiriyor, bu şekilde kuru bırakıyor. Yaprakları yeniyor zaman bunların o tırtıl yenen? O tırtıllar bu ağaçları bitiriyorlar da.
bu ağaçların gövde kısımlarına, alt kısımlarına değişik bir nasıl diyeyim, böyle bir jelatin poşet gibi bir şeyler sardılar. Beyaz beyaz gözüküyor zaten. Onlar, o tırtıllar, artık onun herhalde bir kokusu mu vardır nedir? Bütün tırtıllar o gövdeye, oraya toplandılar. Orada yuvalanmışlar, orada kalmışlar. Yani ağacın üst kısımlarına çıkamadılar yapraklarını yemek için. Böyle bir sistem uyguladı orman işletmesi deneme olarak geçen sene. Peki başarılı olmuş gibi gözüküyor. O bölgedeki ağaçlar o kadar zayiat vermediler. Köpek izine benziyor bu ama. Köpek mi? Değil ya. Köpek izi var babasına. Abi bir dünya köpek geziyor burada da etrafta da köpek yok. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani o köpekler muhtemelen bak şimdi yine bizim köpeklerimiz. Yani burada gece oradan bir koku alıyorlar. Çıkıyorlar bu taraflara geliyorlar. Bunları kurtları böyle sürüyorlar. Bunları yani ondan kaynaklı da köpek izleri olabilir. Normalde burada zaten hiç köpek yok şu anda. Bu kulübelerin sahiplerinde hiç köpekleri yok. Sadece senin mi var bu bölge? Yani sadece bu bölgede benim köpekler var. Başka büyük ihtimal köpek... senin köpeklerin bunlarda. Senin köpeklerin değilse iki tane ihtimal var abi. Ya yabani köpek, yani yabanileşmiş köpek ya da... Yabani köpek oluyor mu? Görüldü. Var olduğu da görüldü bu orman arazisinde. Yabani köpek de görüldü. Ama bundan 4-5 sene önce şu karşıki bu kulübenin sahibi gördüğünü söylemişti onu da. Yabani, köpek. Yabani köpekler, evet. Selam abiyle karar kıldık. Burası hayvanların geçiş noktası. Şu ağaca koyacağız bu tarafa doğru. Önüne de biraz yemleme yapacağız değil mi şu alana? Evet. Yemleme yapacağız. İnşallah... Çekeceğiz bir şeyler. İnşallah. Tek inşallah. Korkum buraya inekler de giriyormuş. Evet. Hayvanları da burada otlatıyor musunuz? Evet. Onlar geçerse gündüzleri böyle boşuna birkaç tane görüntü çekmiş olacak. Doğru. Ama hafızası bayağı bir dolu. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Bunu bırakayım i̇nşallah. Abi ben şuraya. Şöyle bir bakayım ilk önce. Şimdi arkadaşlar foto kapanımızı kurduk. Selam abi de. Bir yemleme yapacağız oraya. Alıyor mu oraya abi? Alıyordur herhalde değil mi orayı? Orada buraya çok alıyor. Şuradan gittim ya ben oraya alıyordu. Tamam. Kemikleri. Yakına da şöyle bir atsana abi. Şuraya da. Az bir şey. Oo güzel de kokusu geldi ha. Hafif de böyle şey olmuş ya. Aynen ekşimiş. Ekşimiş tam leş kokusu gibi. Güzel de kokusu geldi. Şöyle de alsak. Bir tane de şuraya atalım istersen. Nereye? Yakın mesafeye gelirse burada yerken falan çok güzel bir görüntü yakalım. Tamam. Alalım abi. Oraya da koyalım yakın mesafeye. Tamam. Şuraya da at abi. Şöyle mi? Tamam. Fazla da gitmeye gerek yok. Tamam. Bu bölgeyi de çok istediğin gibi çok rahat. Hadi. Bakalım bismillah. Hadi bismillah. Gençler bismillah. Dua edin inşallah. Hayırlısıyla inşallah çekeriz bu sefer ya. Nasip eder inşallah bize. İnşallah hadi bakalım. Şimdi diğerine şöyle bir iyi bir geçiş yeri. Buraya mı gideceğiz? Burada. İçeri girmeyecek miyiz? İçeri girelim diğerine diyorum ben. İçeri girelim bence de. İçeri girelim. İçeri girelim. Daha böyle içerilere derinlere girelim. Aklında bir yer var mı? Daha derinlere içeri yangın yolunun o taraflar var. O çalının tam esas sık çalının başladığı bölgeler. Bunun diğer ucu başka bir köye çıkar. Bir ucu başka bir köye çıkar. Adam bizim bu bölgeye çıkar. Kaybolan çok mu oldu dedin? Oho. Ciddi misin? Tabii canım ormanı bilmeyen. Niye o kadar büyük? Çok yani büyük. Tamam büyük de. Şimdi ormanı bilmeyen der ki aslında biraz da haklısın. Her yer birbirine benziyor ya. Yani. Değil mi? Şimdi ağaçlar sabit ya. Doğru. Her yer birbirine benziyor. Benzediğinden zaten kaynaklı. Onun için yani her taraf birbirine benzediği için bulamıyorlar. Hiç böyle kaybolup da gece buralarda yatağına denk geldiniz mi? Yatağına denk gelmedim ama bir öğretmen bir arkadaşım var. İmarat Lisesi'nde müdür yardımcısı. Evet. Buraya gelmiş mantar toplamaya diye. Evet. Ormana giriyor. Kaz bulmuş burada kaybolmuş. Burada kaybolmuş. Dönüyor çıkamıyor. Beni telefonla aradı. Ya dedi ben çıkamıyorum ormanda. Telefonla olduğu bölgenin ağaçlarını böyle işaretlerini ben şimdi biz devamlı bu ormanlara girdiğimiz için hangi bölgede ne çeşit ağaç böyle nasıl şeyler gördüğümüzü biliyoruz. Şurada gördüğümüz iz. Buradan buraya çıkmış olabilir bu. İleriye başka adım izi yok. Yürüme izi yok. Şimdi sen diyorsun ki bu çalılıklar ileriye doğru çoğalışıyor. Aynen. İnsan yürümeye bile
İnsanın yürümesi bile zor oralarda. İnsanın yürümesi bile zorlaşıyor. Aynen. Buraların aralarında boşluklar var. Aralar boşluklar var işte. Hayvanlar buradan o boşluklardan girip gidiyorlar. Boşluklardan yani. Girip gidiyorlar. Bu şeyler zaten ağaçların dibindeki şeyler, sen anlattın. O devletin tırtıllar ağaçları yemesin diye koydukları poşetler. Devlet daha doğrusu çuval gibi bir şey. Çuval gibi evet. Evet, bu alan ormanın içerisindeki bu yangın yolu mu dedin abi? Burası yangın yolu. Ormanda herhangi bir yangın muhabbeti bir şey olduğunda bu yoldan... Videnjörün girip böyle buradan çok rahat. Şimdi evet. Diğer tarafta bir kanal vardır. Su dolu kanal. Burada da bir kanal vardır. Yani oradan girişten girdiği zaman o kanalın kenarından buradan bu şekilde böyle yangın... Hızlıca ormanın da, ormandaki yangına müdahale edebilmeleri onun için. Onun için böyle bir yangın yolu dedikleri bir yol bıraktılar buraya. Silahını alırken. Şurada çakal izi var. Hangisi abi? Bir daha gösterir misin? Şu görüyor musun? Şu iz çakal izi. Çaka. Gençler siz fotoğrafta biraz net göremeyebilirsiniz ama tam şurada bir çakal izi. Ayak izi var. Evet. Çakal izi belli yani, o köpek değil. Yavru köpek zaten buralarda gezmez. Yok. Köpek burada zaten gezen köpek yok. Yani öyle boşta gezen köpek yok. Ha, yabani köpek olur mu? Onu bilemem. Başka onun haricinde normal köpek buralarda görünmez. Ama tilki çakal %100 garantisini veririm sana görüntü yakalayacağımızın. Tilki çakal. Yani onların %100 garantisini veririm. Vay be. Zaten o kokuyu abi kesin gelmeleri lazım. Sen şimdi poşeti bir açtın orada. Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu akşam nasip olursa o çadırda dururken saat 9 gibi 8 gibi başlayacak mı ulumalar? Başlayacaklar ulumaya çakallar. Bu ormanın içi var ya vakır vakır çakal ulutusuna yıduramaz. Buralarda çakallar sabahlara kadar bulurlar. Çakal çoktur. Şu yalnız dikkatimi çekiyor. Onu da bizim bir Abdullah dayımız var. Onun da bir hayvanını yediler burada. İnek mi? İnek. Geçen sene bir hayvanını yemişlerdi onun. Onun dedikleri, şimdi onlar yaşlı, biraz daha geçmiş dönemlerden, böyle eski şeylerden tecrübeleri var. Diyordu ki, çakal tilki ulumuyorsa o gece kurtlar kesinlikle buralara yakın bir bölgededir. Of. Gibisinden böyle bir şey söylüyordu. Yani kurdun olduğu bölgelerde çakal tilki fazla ses gezmez. Çıkartmıyormuş, fazla gezmiyormuş, uluma yapmıyormuş. Kendini belli etmemek açısından herhalde. Onlar böyle bir şeyler konuşuyordu. Abdullah dayı bizim mesela. Abdullah dayı kaç yaşında tahmini? O da şu anda 77-78 yaşında. Maşallah, Allah uzun ömürler versin. Burada zaten olmaması şaşılacak bir durum olur. Ormanın çünkü ucunu bucağını göremiyorum. Bak burada bir yol var senin dediğin gibi. Ama şurada ormanın... Mümkün değil, göremezsin. Yani buradan öte zaten daha ilerlerde hiç insan yürüyemez burada. Ucu bucağı yok. Bir çalılık oluyor burada. Daha ilerleri Selam abi diyor ki insan bile yürüyemez. Çok çalılık. Yani bizim dedelerimizin tabiri ise domuz yaramaz bu çalıyı diyor. Ne diyor? Domuz yaramaz diyor bu çalıyı diyor. O kadar sık. O derecede sık çalılık var mesela az ilerlerde. O derecede böyle bir çalılık işte. Yani bunların muhtemelen burada saklandığı bölgeler bu çalılıklar. Daha ilerlerde böyle 3-5 kilometre ilerlere kadar hep bu çalılık buraları. Güzergahımız şurada. Şuraya bir tane kurduk. Şu bölgeye gitsek daha iyi olacak. Biraz daha böyle net iz yakalayabileceğim bir yerler olsa... Onun için dedim yani daha belki devamlı çalıştığı bir bölge vardır. Yalnız burada çobanlık yapmak da bir cesaret ister abi. Şimdi şıngır şıngır ya. Koyunların sesi geliyor. Daha deminki arkadaşı da gördük. Ama abi ben burada çobanlık yaparken korkarım. Hem bu kadar ya. Sık ağaç. Sana geçen ilk videomuzda anlatmıştım. Babam bir kuzumuz vardı. Babam burada kuzuyu kaptırdı. İşte burada. Çalık için. He. Kuzuyu aldım gitti. Ne aldığını da hiç görmemiş. Akşam geldi kuzu yok. Kör kuzu mu? Yok, o kör kuzudan hariç bir tane ufak bir kuzu vardı. Son doğum yapmış bir koyunumuz vardı böyle. 2 aylık bir kuzuydu. O kuzu yok oldu. Şimdi gençler ikinci foto kapanımızı da bu ağaca koyduk. Burası yangın yolu dediğimiz yer. Burada çok fazla iz gördüğümüz için. Çakalın bol bir şey yok ha inşallah. Tilkiyi çakalı %100 yakalarız mı diyorsun? %100 garantisi.
garantisini veririm. Tabii bizim amacımız o büyük kurdu yakalamak da. Kısmet. İnşallah, şöyle söyleyeyim. İnşallah. Onu bir yakalarsak bak gör vatandaş da görsün neler ne oluyor. Ne varmış memlekette. Gençler tekrardan dua edin. Burası tam ormanlık çalılıkların içi. Anlamadım abi, bir daha söyler misin? Şu geçiş yolu diyorum. Oradan gelip böyle bu geçiş yolunu kullanabilir bu. Evet. Buralarda bir iz görebilirsek. Burası zaten hayvanların geçiş yolu belli bak. Evet. Selam abi, yorulduk mu? Ben yorulmadım da. Sen yorulmadın mı? Yok. Daha ben abi ben nefes alacak yer bulamıyorum ya. Daha bu yol gibi 3 defa daha gider gelirim ben. Sıkıntı yok. Oy. Vallahi. Allah'tan her yer oksijen deposu. Oksijen deposu aynen. Yani. Diyorum ya nefes alacak yer bulamıyorum. O derece soluk soluğa kaldım. Böyleydi işte bak. Keşke kesmeselermiş. Tekrar planlama yaptık. İşte keşke kesmeselermiş. Şuranın görüntüsü hiçbir yerde yok Allah aşkına. Ben bunu Instagram'da paylaştım ya geçen gün geldiğimde. Bana kaç tane mesaj geldi abi orası neresi diye. Vay vay. Selam abi, şimdi bu ne balı? İsim, bu, ne balı demiştin? Bu, biz buna kum balığı diyoruz. Kum balığı. Ha, kum balığı. Abi şunu bir eline bir alsana, bu şey gibi Sakarya, sanki. Sakarya Nehri'nde yakaladığımız bir balık bu bizim. Aa, kum balığı dur dediğimiz. Bakayım. Yani 1 kilo civarında bir balık olur bu. Tabii sen üzerini hazırlanmışsın, içini temizleyip her şey hazır bunun. Şimdi tuzlanmış. Oo, şey, bayağı şey, da balık getirmişim. Bu kadar balık kim yiyecek ayıp. Biz yiyeceğiz, sabaha kadar işimiz ne? acıktıkça yiyeceğiz. Bir tane bir tane temizleyeceğiz onları. Bunları yiyemezsek yazık bize. Allah Allah. Tabii canım ya. Bayağı balık var çünkü burada. Yani. Necat abi de yok. Babam yok canım, o şimdi koyunları bırakıp gidecek. Ha, gelseymiş iyiymiş. Olsun, yavaş yavaş dediğim evde gibi. Var ona balık. Yiyebildiğimiz kadar ya. Aynen öyle. Bak senin aslan parçaları da geldi buraya. Maşallah. Ne haber? He? Gel. Ati. Ayağına bir şey olmuş bunun. Aynen, ayağına baktım tükenmişken bir şey batar mı diye ama hmm. Bir şey göremedim. Herhalde bir şey oldu. Necdet abi gel çay içelim gel. Vaktim kalmadı. Orada iş var daha.
Mis. Sinan kardeş, ben şimdi... 10 numara olmuş. İki tane balık... Şiş yakalım. Evet. Selam abi. Tek balıkla iki kişi doyar. Diyeyim ben sana. Balıklar bayağı büyük. Sen maşallah, gönlün zengin. Onları o şekilde asacak mısın abi? İlk etapta şöyle uzaktan başlayacağız. Fazla ateşi görmemek şartıyla. Közde çay. Selam abi, eline sağlık. Balık 10 numara olmuş. Şöyle bir parça bir al bakalım abi bir. 10 numara harika olmuş. Afiyet olsun. Eline koluna sağlık. Süper olmuş. Hemen diğer balığı da alalım biz. O da oldu. Abi sen ne yaptın? İzleyenlerin var ya ağzı. Şey gibi olacak şimdi. Ağzı sulanacak ya. Nedir o bir tane şey vardı ya, ünlü bir... Ne o adam? Nusret'i mi diyorsun? Nusret gibi böyle tuzu da sepersin. Tamam. Sen tut abi, ben Nusret gibi tuzu serpeyim. O zaman bir Nusretlik şöyle. Aynen öyle. Süper süper, 10 numara. Herkese günaydın. Sabah oldu kampımızda. Selam abiyle bir gece burada kaldık. Şöyle hem foto kapağını bir kontrol edeceğiz. Çekimde sıkıntı var mı? Ama foto kapağım burada 10 gün kalacak. Değil mi Selam abi? Evet, 10 gün, evet. 15 gün falan bir şey kalacak. Ama biz yine de böyle bugün herhangi bir sıkıntı var mı? Düzgün çalışıyor mu deyip bir kontrol edeceğiz. Kontrol. Tabii kısmetimizde belki varsa. İnşallah. Sabaha kadar bir şey çıktıysa. İnşallah. Bir bakabiliriz ama çıkacağını pek zannetmiyorum. Çok yağmur yağdı dün gece. Doğru. O biraz yağmur kalsın. Birkaç gün kalacak. O zaman belki inşallah daha güzel şeyler çıkabilir. İstediğimiz gibi şey. İnşallah inşallah. Bulursak çok uzun süre kalmasına da gerek kalmaz gibi inşallah. Ya inşallah tabii güzel şeyler çıkmıştır da
uzun süre kalmasına gerek kalmaz ama biz yine de şöyle söyleyeyim, bir şey bulsak da görüntüleri alır, yine foto kapağını koyarım oraya. Bakarız şimdi duruma göre, görüntülerde ne var, karşımıza ne çıkacak, değil mi? Ona göre bir hareket yaparız kendimize. Ya yağmur yağmasaydı, bayağı yağmur yağdı, yerlerde su oldu gençler, şöyle göstereyim size. Yağmur yağmasaydı daha çok ümitli olurdum da. Biraz dediğin gibi gece 2.30'dan sonra yağmur bayağı şiddetini arttırdı. Bayağı yağmur yağdı. Kısmet, yapacak bir şey yok. Dediğim gibi 10-15 gün kalacak burada. Daha güzel şeyleri çıkacağına eminim. İnşallah nasip kısmet. Bu arada Selam abi şov yaptın bize kampta. Ne? Tenekede tavuğundan tut. Böyle yok canım, şişte o, balık. Onlar hiçbir şey değil ya. Nedir ya? Ne yaptın? Selam abi resmen şov yaptı yani. Bak ama buralar bayağı su olmuş ha. Dolmuş. Çok yağmış ha. Buralarda su birikmeye başladı. Dikkatli gitmek lazım. Neyse bizim bayağı bir yolumuz var gençler. Öyle buralarda kayıp düşmeyelim. Kamerayı kapatıyorum o yüzden. Ormanın dibine hayvanları salmışlar. Abi! Çıkın! Bana bak, bu sabah erkencisin gibi geliyor biraz. Bu King Kenişte'nin burada bir hayvanı yemişti. He. Kurt. Nerelerdeydi o? Şurada mıydı? Yukarıda. Ahırın arkasında, az aşağıda çalı dibinde. He şu, burada. Burada. Ahırın arkasında ama. Ahırın arka kısmında hemen oradaki kenardaymış. Az ileride bir 5 metre mesafe var ahıra. Tamam. 5 metre falan. Tamam. Adaş hoş geldin. Hoş bulduk abim. Ellerinden öperim, nasılsın? Allah'a şükür. Allah kolaylık versin. Siz de iyisiniz. İyiyiz Allah'a şükürler olsun. Ne yaptınız, kaldınız mı burada? Kaldık, bugün kamp kurduk. İyi. İçeriye de şey kurduk. Foto kapan kurduk içeriye. Bir bakalım ne gibi hayvanlar var burada. O kurtları falan görüntüleyebilirsek. İnşallah, hadi bakalım. Biz de görürüz inşallah ya. İnşallah, hadi bakalım. Kısmet. Talaş falan açacağım, yem açacağım hayvanlara da. Tamamdır, kolay gelsin abicim. Kolay gelsin. Biraz daha içerilere kurmuştuk değil mi? Burası daha yakın. Daha içeriye girmiştik biz. Şöyle bir baktığımız zaman sanki akşam, tavuklar yok. Heh, işte onu diyecektim. Tavuklar yok. Tavuklar gitmiş. Yok. Tavuklar yok. Bakalım görüntü bakayım. Görüntü onu gösteriyor, evet. Aynen. İnşallah hayırlısıyla iyi bir şeyler çıkar karşımıza. 19 tane görüntü var. Ay maşallah. Hadi dur hadi. Bakalım, ne iş? Hadi hayırlısı olur inşallah. Dur bakalım. Birden başlayalım. Aa bir şey gelmiş. Şey gelmiş. Vallahi bir tanesinde gördüm 18 numarada. Çakal mı var? Tilki veya çakal. Yani tilki bunda çakal. Bunda bir şey gözükmüyor. Dur bakalım sonuna kadar. Tilki galiba bu. Değil. Çakal. Çakal mı o? Çakala benziyor. Abi değişik bir kafa yapısı var bunun ya. Çakala çekiyor musun abi? Şey bunda bir çek. Sadece onu mu çekiyor? Ben kendim bakmıyorum. Sen kendin bakıyordun. Bu tam net gözükmüyor. Abi tilki ya. Bu tilki. Kuyruğundan belli. Tilki mi? Tilki. Ha doğru tilki, tamam. Kuyruğundan tilki belli. Tilki bu. Kuyruğundan aynen. Belli. Tilki. Tilki. 19 tane görüntü ama diğerlerinde bakacağız. Acaba bir şey var mı? Bakacağız. 17'ye bak. Aha bu da yine aynı tilki. Yemiş tilki. Bir tek tilki galiba değil mi şu anda gene? Bilmiyorum ama çok yakınlara gelmiş. Tabi buraya yakına da koyduk ya. Hmm. Onun için yakına kadar da gelmiş. Yakınlara gelmiş. Bayağı bir tilki görüntüsü var. İlk kapandan tilki görüntüleri çıktı. Yine yani bir yabani hayvan çekmişiz. Ya. Bakalım. Tilki çakal buralarda her zaman. Yani. Tilki çakal.
Hani bol miktarda görüntü alırsın bıçak aldın. Bizim için önemli olan istediğimizi bulabilmek. Aynen. İkinci kapanın olduğu yere gidiyoruz. Bakalım, ormanın bayağı içerisindeyiz. Orada ne olacak? Zaten ilk başta belli etmişti ya, burada bir şey oldu. Şeyleri kapmış çünkü. Evet. Çorbalıkları hop hüpletmiş. Burada da kesim vardır. Aynen. Tilki ama şakal. Bir şey kesim dengelmiştir de. Bakalım, inşallah istediklerimiz dengelmiştir. Vallahi hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmamış şeyden. Sen buraya kamyonla dök, sabah bu şey bulamazsın. Vay arkadaş, orman, yemlediğimiz her şeyi yemişler. Orman tilki şakal kaynıyor buralarda. Sen bir kamyonla döksen o yiyeceği burada sabaha kadar tıraş çıkartırdın. Vay arkadaş, bir tane bile bir şey bırakmamışlar. Bırakmazlar. Vay anasını be. Burada izleyerek, bu gece gerçi yağmur biraz kapatmıştı bizleri ama. Allah Allah, gençler foto kapan burada. Hiçbir şey bırakmamışlar. Selam abi, gel şunu da bir açalım. Ha. Bunda 19 tane kadar fazladır, öyle gözüküyor. Haydi bismillah. Muhtemelen öyledir. Çünkü burada yiyecek daha fazlaydı diğer tarafa göre. Aynen. Aynen, hadi bakalım. 184 mü? Ne diyorsun be? Oha! O ne ya? Ha, bu biziz. Ha, şimdiki biziz. Şimdi geldiğimiz şey. Gündüz ne geçmiş? Gündüz mü? İyi takip et bakayım ya. Bu ilk kurduğumuz zamanki şeyimiz, görüntü şu anda. Ona bakacağım zaten. He, bire geldik biz. Geriye git. Dur, bak şu yolun. Kuş. Bunlar kuş. Güvercin. Karga. Karga. He, bak karga dedi. Karga. Vay, kargalar gelmiş. Vay şeytan kargalara bak bak. Hep kargaları çekmiş. İbneler sabaha karşı. Saat kaç? Saati belli mi? Saati belli. Sabah 9 yeni. Aa, şimdi yeni yemişler o zaman bunlar. Yeni yemiş. 9.43, 9.44. Bak 9'dan sonra bunlar. Gece daha önceki geliyorum, çekimler. Geliyorum, geceye doğru geliyorum bakayım. Selam abi. Kapanları kontrol etmemizin bir faydası daha gördük şimdi. Evet. Ne var ne yok, ne olmuş, başlarına ne gelmiş, bunları gördük. Doğru. Bir tanesini zaten aşırı derecede kargalar çöreklenmiş. O evet. Görüntüyü sildim ben. Sinirlendim. 184 tane şey mi olur ya? Yarım saat, şöyle diyeyim, bir saat boyunca oturmuşlar şurayı. Yemlediğimiz evet, şeyleri yemişler, gitmişler. Yemleri yiyip gitmişler. Kargalar. Neyse. Tabii bir gece burada kalmamızın sebebi buydu. Bir baktık ne oldu, ne bitti. Nerede neler var. Şimdi farklı bir yere kuracağız bunu. Pillerini değiştireceğiz. Görüntüleri zaten o sinirlendiğinden dolayı ben sildim o karga görüntülerini. Evet. Onların tabii ebesine yemiş yemiş gitmişler. Her neyse, bu videoyu böyle kapatıyorum. Bir dahaki sefere foto kapanın buradaki 10 gün sonra geleceğiz. Nasıl bir görüntüler çekmiş? Onları alacağız. Foto kapanlarımızı İnşallah alacağız. Evet. İnşallah bu sefer güzel görüntüler çekmiştir. Diğerinde tilkiler falan filan var. Tabii tilki bizim işimiz değil. Bizim işimiz kurt. İnşallah kurdu. Görürüz. Neyse, videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İnşallah güzel bir şeyler buluruz bu sefer. Hoşça kalın.